Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bana gönderilen hediyeleri açacağız. Böyle 1, 2, 3, 4 parça şeyimiz var. Hepsini açacağız. Öncelikle nasılsınız bu arada? Karantina günleriniz nasıl geçiyor arkadaşlar? Benim sesim biraz kısık. Bu yüzden bugünkü ses kısıklığım için kusura bakmayın. Biraz bekledim düzelmesi için ama daha fazla bekletseydim videoyu paylaşamayacaktık yani bu hafta. Sarkacaktı, o yüzden artık çekeyim dedim. Çiçek sepetinden nostalji kutumuz var ama bunu şimdi açmayacağım. İftardan sonra Tuğba Gül Yeşil'le, yani benim ablamla bakacağız. Bunu o yüzden buraya koyuyorum. Açacağımız ilk 3 parça ürün var. Yani 3 parça paket var. Bu 3 paketi de bize Fatih Apar'ı gönderdi. Fatih abiye buradan sonsuz ama sonsuz teşekkürler. Bize kendisi çok güzel bir şekilde destek olmuş oldu bu hediyelerle birlikte. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Çok ama çok teşekkür ederiz Fatih abi. İyi ki varsın. İlk bunu açalım. İlk paketimiz bu olsun. Şöyle yanından bir ürüne de zarar vermeden açmaya çalışayım. Açılmıyor. A few minutes later. Evet, şimdi zor şartlar altında kutuyu açtık, yani poşeti açtık. İçinden bir tane Smooth Q çıktı. Şöyle kutusu. İçinden Smooth Q çıktı. Yani Fatih abi bizlere Smooth Q göndermiş. Bu kutunun içinde başka bir şey yok. Kağıt parçaları falan var. İki tane de böyle poşet diyebiliriz. İki poşet daha çıktı. Bir de şey çıktı işte, Jimbal. Şöyle bir Jimbal. Bunu zaten birazdan deneriz. Mesela takalım bir. Siri ne alaka? Berkay bana bunun olayını biraz anlattı ama daha çok öğreneceğim bir şey var büyük ihtimalle. Buradan bunu ayarlıyoruz. Burada bir ayarı var. Bunu böyle döndürüyorsunuz. Bu telefonun yarım durması lazımmış. Tam böyle iyi. Sonra bunu sıkıyoruz. Az önce gösterdiğim şeyi sıkıyoruz. Sonra açıyoruz bunu. Mesela şu an işte sabit. Yani olay bu. Bir de şey var. Selfie modu var. Heh, böyle de selfie modu. Buradan böyle analogumuz var. Şurada. Düğmeleri böyle. Kapandıktan sonra da aynı şekilde böyle çıkarıyoruz. Hatta şimdi ekrana sizler için şeye getirelim. Ya benim çektiğim ya da önceden çekilmiş videolar gelsin şu an ekrana. Fatih abiye ne kadar teşekkür etsek azdır. Çok kıymetli şeyler bunlar. Birinin size destek olması vesaire. İkincisinden şey çıkıyor. Bu suyun altında eğer çekim yaparken GoPro'yu düşürürseniz, elinizden kayarsa vesaire, bu böyle yukarı çıkıyor. Yani batmıyor. Suyun dibine batmıyor GoPro. Siz de GoPro'nuzu kaybetmekten kurtuluyorsunuz. Bu kıskaç yine. Bak bu da çok güzel. Bunu da böyle. Böyle koyuyorsunuz, üstüne GoPro koyuyorsunuz mesela. Nerede benim kılıfım? Ya ben genelde kılıfla kullanmıyorum ama artık kullanırız herhalde. Aynı şekilde buraya koyuyorsunuz. İşte masada çekim yaparken ya da sırf masada değil, yani bir yere böyle yan da koyabilirsiniz. Bir sürü alternatif şey var. Yani bunu bayağı kullanırız. Bu aparatları da özellikle ben çok kullanacağım. Çünkü GoPro ile çok çekim yapıyorum, biliyorsunuzdur. GoPro ile de çekim yaptığım için aksiyon kamerası aparatları benim için çok işime yarayan şeyler oldu. Of, yoruldum be. Tamam, bu da bitti. Şimdi sıra bunda. Bu da aynı mini tripod. Buna da aynı az önce işte kameranızı, GoPro'nuzu falan takıyoruz. Böyle masanın üstünde. Böyle kalıyor. Açalım, devam edelim. Bu kafa aparatı. Aynen. Böyle kafanıza takıyorsunuz GoPro'yu. Bunu da böyle kafamıza takıp artık vloglarda falan böyle kafamda GoPro ile gezebilirim. Büyük ihtimalle yaparım. Ara geçişlerde falan kullanabiliriz. Derinlemesine de kullanabiliriz. Bu da göğüs aparatı. Aynen. Değil mi? Bakayım, evet. Neyse. Bunun nasıl takıldığını falan sonra bakarım. Şimdi şunu açalım ilk. Fatura falan var. Onları çıkarayım önce aslında. Herhalde değişim için vesaire fatura koymuşlar. Allah, yanlışlıkla çok derinleyemeyelim lan. Bu faturayı buradan nasıl çıkaracağım ben? İnşallah çok kesmemişimdir. Bak az önce çok derin kestim. Buraya korkuyorum ha. Ben olsam Fatih abinin yerinde kızardım. Derdim, eşek. Sana hediye gönderdik. Hediyeyi nasıl açıyoruz? Vay. Green screen. Bu da ayakları herhalde. Bunu birazdan kuralım. Bunu birazdan birlikte kuralım. Bu çok iyi oldu. Yani evde yapacağımız çekimlerde vesaire green screen hem oyun videolarında hem vloglarda çok iyi oldu. Gerçekten çok iyi oldu. Fatih abi teşekkür ederiz. Abi bunlar niye bu kadar zor açılıyor ya? Bunlar niye bu kadar zor açılıyor abi?
Hayır, yani burada fatura falan var bir de. Onları kesmek istemiyorum. Artık çık bizden, çık. Yeter ya. Bırak bizi, bırak ha. Ne bu bakayım? Ha, ışık. Bu da onun ayağı mı o zaman? Ne bu? Düş. Vay. Bizim ofistekilerden işte. Nasıl açılıyor bu? Berkay'ın gösterdiği ışık. Bizim ışıklardan biraz farklı mı bu acaba? Büyük ihtimalle. Anladığım kadarıyla. Bir şey yok. Ben şey anlamadım. Bu böyle mi duracak? O zaman bu ayaktan niye var? Böyle değildir bu ya. Şu an benim bir eşekliğimden ötürü bence böyle duruyor. Evet bu... Heee tamam. Oh! Öleceğim. Tamam şimdi oldu. Evet. Tamam. Cahilliğimizi konuşturduğumuza göre. Tamam yok şimdi oldu. Okey tamam. Anladım işte. Bunu bakacağız. Buna da bakacağız şimdi. Green screen'de buna aynı anda bakarız. Yeşil perdemizde. Bıçak neredesin? Şimdi diğer kutuya bakalım. Bu da ışıklar. Üstünde yazıyor zaten. Aynen. Şimdi bunları takacağız sizle birlikte. Biraz zor olacak ama... Onun için. Şurada kalsın. Bunlar biraz hassas. Bu da ayaktı değil mi? Aynen. Işık oydu. Bu ayak. Bu da ayak. İki ayak, iki ışık. Yani iki ışık, bir green screen, bir tane gimbal, GoPro aparatları, mini tripod... Bir sürü şey göndermiş Fahat abi. Çok sağ olsun ya. Çok teşekkür ederim gerçekten. O zaman hadi gelin şeyleri kuralım. Ekipmanlarımızı bir kuralım. Evet arkadaşlar, şimdi burada bir açacağım ürünleri. Önce ışıkları yapalım o zaman. Şey diyeceğim. Doğru mu yaptım bilmiyorum ama tabii daha bunu kurcalayacağım. Şimdi sırf sizler görün diye açtım. Bunu daha kurcalayacağım. Böyle ışıklarımızı karşımıza alacağız. Greenbox'ı da doğru mu kurdum bilmiyorum ama şu anlık böyle oldu. Şu anki vaziyet bu. Bakalım Fatih abi tekrardan çok ama çok teşekkür ederim bu güzel hediyeler için. Bizi çok mutlu etti, mahcup etti. Böyle güzel bir desteğin bir de ilk başlarında yapılan desteğin hiç unutulmayacak bir yeri vardır. Hiçbir destek hiç unutulmaz ama ilk başta yapılanın hiç affı yoktur yani. Kesinlikle unutulmaz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol abi.